Bu kitap ya bugün beni hiç böyle bir niyetle başlamamıştım. Kendini yeniden başlata. Hani ben böyle bir keyifli hikayeler okuyacağım diye düşünmüştüm. Bir baktım oradaki uygulamanın bir anda içindeyim. Ki bunlar zor şeylerdir. Hani böyle uzanacaksın, duracaksın, git diyeceksin. Gerçekten şaşkınım arkadaşlar. Size yayın öncesinde söyledim. İki yerinde birebir şunu şöyle yap, şuraya git dediğiniz imajinasyon o kadar net bir şekilde yaşadım ve içinde buldum ki kendimi. Ve yayına çalışıyorum aslında. Yani kendimle ilgili bir derdim yok. Kitabı anlamaya, size soru sormaya çalışıyorum. Sen soruları kaybet, kendini kitabın içinde bul. Olacak şey mi hocam? Evet. Oldu. O Aslında yüzden... evet. İlker, o kitap bunun devamı. Sen hiç kendini yaşadın mı? Ya o bir seminerin, yani kızımın sözünü dinledim ya. Yaptığım seminerle topluma bilgileri mezara götürmek için öğrenmiyorum ki. Ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi sen hiç kendini yaşadın mı? Devamı esas uygulamalar burada da var. Mesela 65 yaşında bir teyze geldi. Ben kursa geleceğim dedim. O zaman kaç yıl oluyor işte? 15 yıl önce kurs ücreti 150 lira. 2 gün sürüyor. Demiş ki ben emekliyim. Benim param yok. Bizimkiler demiş olur mu? Alın size 50 lira demiş. Ya alırsınız ya da ben zorla girerim. İçeri girdi. Böyle 130 kiloluk bir teyze. 65 yaşında. Bir anlattı. Böyle benim dünya, o benim dünyamı değiştirdi. Sonra dedi senin başka eğitimin var mı? Dedim var. 10 günlük var. Ona geldi. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Oğlum dedi. Ben seninle tanıştıktan sonra 300 kitap okudum dedi. Bak 65 yaşında. Şimdi bu teyze televizyona çıkardım onu. O zaman televizyon programı yapıyordum. Diyor ki ben bir gül goncası gibi böyle açıyordum. Böyle açtıkça dallarımı kopardılar yavrum dedi. Ben dedi böyle filizlendikçe beni kestiler, kopardılar. Sonra dedi işte eşi ölmüş, bir takım sıkıntılar yaşamış. Sonra dedi televizyonda seni gördü, sen beni anlattın be evladım dedi. Onun bir hikayesi var. Şimdi o gençlere örnek oluyor. Mesela sınava çalışıp heyecan yapan ve o heyecanla sınavı kaybeden bilgili olan gençlerle ilgili uygulamalar var. Ya ben şuna inanıyorum, işte dediğin gibi atalardan gelen ya da ana babalarımızın İyi niyetle aman çalış, heyecanlanma, panik yapma derken aslında niyetleri iyi. Ama bizi zehirlediklerini fark etmeden ruhumuza sirayet eden o duyguları, olumsuzlukları için insanın içinden çıkardığında insanın yaraları daha çabuk iyileşiyor diye düşünüyorum. Şimdi yine bu kitapta hocam bir virüsten bahsediyorsunuz. Koronavirüsten, yani bunu ben söylüyorum. Koronavirüsten daha tehlikeli bir virüs. Ve o kadar tatlı anlatmışsınız ki virüs yavaş yavaş kanına girer. Aman dur, virüsü alma diyorsunuz. Nedir o virüs? Biraz açalım mı orayı? Bizi yiyip Ya. bitiren virüs. Evet, o bir ağacı mesela çok sağlam, güçlü bir ağacın içine 4 tane kurt girdiği zaman 15 günde koca bir çınarı deviriyorlarmış. Bak 4 tane kurt değil mi ağacın içine bir girdikleri zaman onu kemire kemire dıştan hiç fark etmiyor. Ağaç çok güzel ama içi böyle çürüyüp saman gibi ettiklerinde koca ağaç devriliyor. İnsanın da içine giren kin, öfke, geçmişe takılmak, haset, ne bileyim böyle kızgınlık, nefret gibi duygular insanın yani geçmişe takılma en büyük virüslerinden bir tanesidir. Dolayısıyla insanı bugünden alıp geçmişe götürüyor. Ben de o kitapta insana musallat olan duygusal virüsleri, merhametsizliği, şefkatsizliği, sevgisizliği, öfkeyi, kini insanın içinden çıkardığın zaman zaten insanın yüreğinde, doğasında, ruhunda olan güzellikler çıkmaya başlıyor. Şöyle düşün, biz eskiden köylerde soba yakardık, tezek yakardık. Borular kurum tutardı, kurum böyle içi is dolan. Biz onu çırpardık karda. Çünkü o kurum o kadar dolar ki böyle tıkanır o borunun içi ve evin içi duman dolardı. Onu çıkarırdık karda, maşayla, oklavayla böyle tak tak tak. Çırpardık, is dökülürdü. İşte ben de diyorum ki böyle olumsuz duygular, korkular, kaygılar, nefretler, aşağılanmalar, incinmişlikler, bunu içimize atarız, ifade edilmeyen duygular asla kaybolmazlar. Bunlar diri diri gömülürler, Freud bunu söylüyor, diri diri gömülürler ve bir gün gelip çok feci bir şekilde patlarlar. İşte ben de diyorum ki, insanın sevgi akışını engelleyen bu duyguları
damarlarınla böyle kirli bir kan gibi düşünüp temizlediğin zaman kalp zaten o temiz kanı oraya pompalıyor ve kişi o özlediği duygulara kavuşup yaşıyor. İşte virüsleri temizlemekten duygusal virüsleri kastediyorum. Bunları hak edecek ne yaptın? Duygusu. Bu çoğu zaman başımıza gelen bir şey. Kitapta da buna çok güzel yer vermişsiniz hocam. Bundan nasıl korunuruz, kurtuluruz? Siz hiç yaşadınız mı? Mesela o kadar acı çektiniz yani. Bunları hak edecek ne yaptım tuzağına düşmemek evet. Mümkün. Şimdi ben ilkokulda en çok şu lafı duydum. Otur oturduğun yerde icat çıkartma. Sen ne çok soru soruyorsun? Sana mı kalmış? Eski köye yeni adet getirme. Yani kimse düşünmemiş, sen mi düşündün? Ortaokula liseye geçtiğimde sivri zekalı. Lakabım bu, sivri zekalı. Sonra mesela ilkokulda parmaklarımızı büzüştürerek dayaklar yedik. Tahtanın önünde kulağımız çevirip bile tahtalara vuruldu. Ne bileyim. Bir öğretmen böyleydi. Bunlar bizim farkında olmadan zehirliyor. Yani sonra değersizlik yine. Mesela itaat denen şey var ya, itaat. Büyüklerin kurduğu saltanat bozulmasın diye kendi dışındaki herkesi kendine itaat etmeye mecbur bırakıyorlar. Bu saygıdan kaynaklanmıyor. Mesela büyükler, erkekler yemek yer, kalırsa kadınlar, çocuklar yer. Şimdi bu saygı mıdır yani? Ya da erkek her dediğini yapar, kadınların sesi çık. Kadınlar da gelinlik yapar, konuşmazlar bile. Ya bu saygı mıdır şimdi? İşte çocuklar büyüklerin yanında şöyle yapmazlar. Ya bir çocuk anasının babasının yanında rahat etmeyecek de nerede edecek Allah aşkına? Bir çocuk öğretmenin yanında sınıfta rahat etmeyecek de nerede edecek? İşte ben diyorum ki bu bilinçaltımıza atılan bu aşağılanmalar. Mesela sıra dayağından geçmeler. Sıra dayağından geçmeler. Ben kendime böyle seanslar alıyorum. Zaman zaman gidip uzmanlara, psikologlara, psikiyatrlara, bu gelişim uzmanlarına gidip seanslar alıyorum. Diyorum ki bir bana bak. Hocam işte diyorlar biz senin hayranınız. Ya o ayrı bir konu. Tamam, sen ekranda görüyorsun. Ben insanlara şey diyorum. Kaporta güzel. Motor çürük. Arızalı olabilir yani. Bir bak bakalım. Tıkalı yerler var mı? O yüzden böyle kendimi kontrolden geçiriyorum. Hani bir insanın yaptığı yanlışı doğru zannetmesinden daha büyük bir yanlış olur mu? Dolayısıyla ben onlara baktığım zaman duygusal takozlarım, engellerim, frenlerim oluyor. Yani o senin bahsettiğin durum, ben öğrencileri buna benzetirim. Yani bir çocuk düşün, bisiklete binmiş, freni sıkılı, habire pedal çeviriyor. Yani aslında çalışıyorsun, gayret gösteriyorsun ama ruhunun derinliklerinde bir ses sen yapamazsın. Sana mı kalmış? İşte sen mi yapacaksın diyor. Bunlar zehirli duygular, bunlar virüsler. Bir insan ileri gitmek için uğraşırken gidemiyorsa onu geriye çeken bir şey vardır. İşte senin bahsettiğin konu onlar. Bir ara televizyonlarda bir yarışma vardı. Mesela ipleri bağlıyorlar, ileriye bir balon koyuyorlar, bir balonu patlatacak, lastiği bağlamışlar. Kişi uğraşıyor, uğraşıyor, gidemiyor, lastik var. Lastiği kestiğin zaman hızla gidebiliyor. Ben de çocuklarımızın ruhuna musallat edilen, iş dünyalarına sokulan o takozları, zehirleri, virüsleri, kirleri, mikropları temizleyebilirsem ne mutlu bana. İşin özü bu. Ah hocam, sadece çocuklar olsa ben... hani o çok etkilendiğim şeyde yaşadığım duyguyu hemen paylaşayım çok kısaca. Hani hepimizin başına geliyor bunlar arkadaşlar, yalnız değiliz. Ben 39 yaşındayım. Hoca bu kitapta diyor ki 40 yaşlık bir yolculuğa çıkın. Öyle bir şekilde ifade etmiş ki onun içinde buluyorsunuz o yolda kendinizi. Hiç böyle olduğunun da farkında değildim. Televizyonculuk ya, hayatın her alanında var olabilmek kolay bir şey değil. Ne kadar yapabileceğimizi söyleyenden çok ne kadar çok yapamayacağımızı söyleyen var ya. Ne gördüm biliyor musunuz? Yolda yürüyorum. Arada bir düşüyorum. Ay neyse. Ben de senin elinden böyle tutuyorum. Bırak bırak. Duygularını serbest bırak. Bak. O işte bırak çıksın dışarı. Yani birbirimizden farkımız yok ki. Senin içinde dıştan baktığında çok güzel bir insansın. Çok sevimlisin.
Ama iş dünyanda ağlayan, feryat eden, belki de iniltilerini kimselere duyuramayan bir ilkay vardır. Belki de, bilmiyorum yani. Yani evet, ben bunları da şunun için paylaşmak istiyorum. Sizin de aynı sebepten yalnız değilsiniz arkadaşlar. Hepimiz yaşıyoruz bunları. Bizim burada sizin orada olmanız bir şey değiştirmiyor. Neyse, şu kadarını söyleyeyim. Bir hayat yolculuğunda yürüyorum. Arada bir düşüyorum. Bir televizyon programım yayından kaldırıyor. Diğerlerde işim istediğim gibi olmuyor. Her düştüğümde başımı kaldırıp etrafıma baktım. Ve şunu duymak istedim. Kalk yürüyebilirsin ama her defasında etrafım bana şunu söylüyor. Orada kal. Daha ileri gidemezsin. Yattığın ve düştüğün yerde burada nefes al. Ve ben her defasında kalkıp yürüyorum. Bu İlkay Buharalı YouTube kanalı da benim bir kez daha yürüme maceramın başlaması. O yüzden buradaki insanların varlığı, sizin varlığınız çok kıymetli. Bilmiyorum anlatabildim mi, ne kadar anlattım. Var ya, hani Mevlana diyor ya, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar daha iyi anlaşırlar. Bana bir sabah telefon gelmesiyle baban kalpten öldü duymamla senin hastanede hiç beklemediğin anda başımı sağ olsun lafını duyman arasında ne fark var? Ben seyrettim o videonu. Dolayısıyla hani birbirimizi daha iyi anlarız. Birbirimizi anlayıp el ele tutuşunca güzelliklere birlikte daha iyi gideriz diye düşünüyorum. O yüzden engeller, şöyle bir söz okumuştum. Böyle insanların gözünü hedeften çevirdikleri zaman görünen korkunç şeylerdir. Hani benim hedeflerim vardı. Arkadaşlarımın birçoğu belki kaldı, okulu bıraktılar. Birkaç kişi o hedeflere doğru geldik. Dolayısıyla hep hayallerim hala da var. Ben 58 yaşındayım. Yani senin baban yaşındayım. Ve benim, biliyor musun, hala böyle o sahneye çıktığımdaki heyecan, bir kitabı yazarkenki heyecan, kitabı yazarken böyle oturup hüngür hüngür ağlarım, tamam mı? Ya da kahkahalar atarım. Millet diyor ki biz okurken çok güldük, çok ağladık. Ya ben öyle yazdım zaten. Yani kuru bilgi yazmaya ne var? Ya dolayısıyla yaşanmışlıklar insanları güçlendirir. Ben bunların hepsine tecrübe olarak bakıyorum. Kızımın Allah'a gidişini bu ülkenin birçok evladının daha sağlıklı olmasına vesile olmasını diliyorum. Rafet'in Allah'a gidişini birçok anne babanın sevgiyi ertelememesi konusunda rehberlik yapacağına inanıyorum. Yani babama param nasip olmayıştan Allah'a gidişinin ana babanın kıymetini sağken bilmeye vesile olacağını düşünüyorum. Kaç kişi bana yazmıştır, hocam işte biz kitabını okuduk, hemen babama para yolladım, hemen arayıp hatırını sordum. Özellikle yatılı okullara giderim. Mesela diyelim Ermeni'ye gitmişim. Tamam mı? İşte Sarveliler'e gitmişim. Bunlar böyle şey ilçeler. Dağlık ilçeler. Konya'nın işte Ermenek ilçesi. Veya Şırnak'a gittim. Şırnak'a tam 10 kere gittim. Hakkari Yüksekova'ya gittim. Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Eşim diyor ki arada bize de gel. Olur dedim. Haklı. Arada bize de gel. Şimdi pandemi çıktı. Pandemi, şimdi sen ne çok evde duruyorsun, konferans yok mu, git artık evde. Dolayısıyla ilk böyle gelişti ya. Hayat böyle bir şey yani. Evet, bu arada sürekli sıkıntıda ya da acıda olduğumuzda değil, sadece çok etkilendim okuduğum şeylerden ve bir şeyi çok net gördüm. Bize inananlardan çok inanmayanlar olabilir. Ve bunlardan etkileniyor olabiliriz ama kendimize inanıp yürüyebiliyor olmak çok önemli. Ama bir de bu baskıya çocuklukta maruz kalmak tabii çok daha onarılmaz bir şeye sebep oluyor. Büyükken biraz daha baş edilebilir. Etkileniyorsun, geçiyorsun. Ağlayabilirsek gülebiliriz gibi geliyor bana hocam ya. O yüzden ağlatana da güldürene de şükürler olsun. Kendimize olan bu yolculukta ışık saçan, ışık olan herkese çok teşekkürler. Onlardan bir tanesi, çok kıymetli bir isim. Gerek karı koca ilişkilerinde, gerekse ana baba çocuk ilişkilerinde ya da öğretmen öğrenci ilişkilerinde kalbine dokunduğun zaman beyni müthiş çalışıyor. Çünkü beyin motorunun yakıtı kalpteki sevgiymiş. Ben bunu anladım.
insanın da içine giren kin, öfke, geçmişe takılma, haset, ne bileyim böyle kızgınlık, nefret gibi duygular insanın en büyük virüslerinden bir tanesi. Büyüklerden böyle akıp gelen bu zehirleri bir yerde durdurup temizlemek gerekiyor. Benim ağzımdan Zuhal çıktığı zaman bu toplum şunu dedi bana. Ya cenaze sizin evinizden çıkmadı. Hepimizin evinden çıktı. Onun gidişine üzülmek yerine onunla yaşadığım 30 yıl için Cenab-ı Allah'a şükrediyorum.